Tekrar merhaba sevgili izleyenler, söz bizim devam ediyor. İlk bölümde Barbaros Şansal stüdyo konuğumuzdu, modacı ve yazar kendisi. Sansür ve otosansürü konuşmaya başladık. Kültekin Kaan Akbulut da Skype üzerinden bağlandı. Çünkü Kültekin de kendisi bir sanat, kültür sanat eleştirmeni ama Susma platformunun her yıl yaptığı, üçüncü yıl olacak bu yıl, her yıl yaptığı işte yayıncılıktan, tiyatroya, müzikten, sokağa, sansürle ilgili, hak, yani bu alan ifade özgürlüğüne yönelik hak ihlalleriyle ilgili biraz bilgilendirdi bizi. Şimdi ikinci bölümde aynı konudan devam ediyoruz. Çünkü bu o kadar yani gündelik hayatta, gündelik güncel meseleleri tartışırken üzerinden gelip geçilen konular ki belki biraz daha açıyı genişletmekte fayda var. O yüzden stüdyodaki konuklarım Susma platformunun koordinatörü Özlem Altınok. Hoş geldiniz. Hoş. Ve Avesta yayınlarının genel yayın yönetmeni Abdullah Keskin, hoş geldiniz. Her ikinizden de tabii geçen gün panel bu meseleyle, bu raporla ilgili bir panel düzenlemesi çok yerinde oldu. Ben gazeteci olarak çok faydalandım. Belki şundan başlayabiliriz Özlem Hanım. Şimdi biz hani hangi gerekçelerle sansür yapılıyor, hangi yöntemler uygulanıyor ve biraz da sosyal medyadaki pratikler üzerinden gittik ilk bölümde. Barbaros Şansal zaten kanlı canlı örneği, yani bir mağdurlarından biri. Abdullah Bey de mağdurlarından biri bu sansür, onu anlatacak ama ben şunu öncelikle bir sormak istiyorum. Şimdi kayyım meselesi tabii ki çok politik bir mesele. Bir seçmenlerin haklarını gasp edilmesi, tabii ki siyasi boyutlarıyla belediyelere el konması tartışıyoruz. Ama mesela Kürt illerinde bu el konulan belediyelerin o şehirlerdeki kültür sanat etkinliklerine ne olduğunu pek konuşan yok. Ne oluyor? Yani orada bu kayyımlarla birlikte değişen bir durum var mı? Tabii bahar geliyor, sonra kış geliyor birden. Kayyum atandı. Yerel seçim öncesi bir böyle şeydi çünkü. Tabii çünkü yine HDP'deydi belediye ve daha önceki kayyum atamalarından önceki bütün kültür mekanları el değiştirdi. Ve bir sürü orada işte çalışmalar yürüten sanatçılar, sanat kurumları, dernekler, vakıflar. Bir kısmı KHK'larla zaten kapatılmıştı. Bir kısmı da belediyenin işte olanaklarını toplumdan geri çektiler. Neler var? Mesela tiyatro... Diyarbakır Şehir Tiyatrosu var en başta. Şehir Tiyatrosu'nun bütün oyuncularını, bütün kadrosunu attılar, işten çıkardılar. Ama onlar Ahmet Şehir Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi olanaklarıyla tiyatroya devam ettiler. Fakat tabii yani İstanbul'daki gibi özel tiyatrolar burada çok şey, onu daha sonra geleceğiz ama tabii hani maddi anlamda çok daha sıkışık bir durumda herhalde, tabii, değil mi tabii, sanatçılar? Yani Kürtçe tiyatro yapıyor olmak zaten başlı başına bir mesele. Zaten olanakları yok. Var olanlar da işte bu yönetimler iyileştirdikçe yok oluyor. Ama işte bir şekilde hani biz hep ifade özgürlüğü ihlallerinden bahsederken ona karşı yapılabilecekler ve o dayanışma ve örgütlenme kısmından da hep bahsetmek durumundayız. Tabii ki bütün bunları zaten alt edebilirim, mücadele edebilirim. Orada da öyle bir şey var, yani işte bahar geldiğinde yeniden hemen bütün mekanlar işte bir sürü kültürel etkinliklerle doluyor. En çok yasaklanan tabii işte keyfi yasaklar dediğimiz festivaller. Kitap fuarları, yani işte sanatın ya da tiyatro festivalleri, işte bu yeni atanan kayyum döneminde Van'da Kürt Tiyatro Festivali, Kürt Oyunları Festivali, hatırlamıyorum tam adını ama gerekçesiz yasaklandı. Ya onun ötesinde bir arkadaşın yaptığı sunumunda da vardı o. Ben de hatta bugünkü yazımda bahsettim. Mesela arkeoloji kazısı, yani belediyenin desteklediği Van'da arkeoloji kazısı durduruluyor. Yani bu kadar nasıl diyeyim artık, hani sansürle dahi açıklanamayacak bir durum bu tabii ki. Evet, bir kültürel hafızayı, mirası, tarihi yok etme
çabası evet. olarak. Çünkü yani görüyorum ben bunu. Heykeller yıkıldı Diyarbakır'da, Mardin'de. Parkların, kültür merkezlerinin isimleri değiştirildi. Bu önceki kayyum dönemlerinde zaten 2016 darbe girişimi sonrası o halinde zaten bunlar uygulamaya geçmişti. Tabii şimdi bir de yeni bir dönem, tekrar bir seçim oldu. Ümitler yeşerdi biraz daha belki hani sanat, kültür, ifade anlamında çeşitlenmişken tekrar bir darbe aldı. Bu noktada ben Abdullah Keskin'e de sormak isterim. Çünkü Avesta yayınları 1995'te kuruldu değil mi? Şimdi yani zaten izleyicilerin çoğu Avesta yayınlarını da tanıyordur, biliyordur. Ama sizin Avesta olarak yaşadığınız özellikle son dönemde ki kitap yasaklarıyla ilgili bir manzarayı çizebilir misiniz? Bu çünkü çok önemli. Son dönemdeki yasaklamalara ilişkin aslında çok somut net bir şey söylemek o kadar güç ki. Çünkü çok... Yani bu basın yasakları, kitap yasakları eskiden beri keyfi yani hukuki zorlayan, hukuki ilkeleri en azından zorlayan şeyler ama son 2-3 yılda olanlar gerçekten Türkiye'de çok ciddi hukuki deneyime sahip insanların bile anlamakta zorluk çektiği olaylar. Bizim de belli bir işte 24 yıl oldu o konuda işte 95'ten 2007'ye kadar 14-15 civarında kitabımız yasaklandı. O zaman o önemli bir kısmı erteleme yasalarının kapsamına girdi. 2007'den 2018'e kadar hiçbir kitabımız hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. 2018'de yani daha hiçbir tebligat veya resmi bir bildirim olmadan kitapçılardan gelen sorular ve taleplerden şüphelenmeye başladık. Şu kitabınız yasak mı? Şu kitabınız yasak mı? Hayır, hiçbir yasak değil. O zaman bunun yasak olmadığına ilişkin bize yazılı bir belge verin. Biz de bunun tuhaf geldi yani, açıkçası tuhaf, tabii. Çünkü yayıncısınız, kitabı vermişsiniz, kitapçılar size soruyor yani, yasak mı bu kitap bizde diye. Hiç yani normalde kitap hani şey. Polis eğer yasaklamaya geliyorsa elinde zaten böyle bir belge olması lazım. Bunu size verecek, zabıt tutacak ve kitaplara el koyacak. Bunu da bize gönderirseniz biz zararınızı bir şekilde telafi ederiz. Başka yayın evlerinin böyle yaptığını söyleyince biz de hani onlar zor duruma girmesinler diye aynı şeyi yaptık. Ve 2000 bunları yaptıktan sonra bir süre sonra yani sanırım yasaklama kararı Eylül 2017'de alınmış ve bize 2018'in baharın ortalarında tebliğ edildi. 9 kitap ilk önce. 9 kitap bir anda. Bu ilk kez oluyor. Eskiden genelde çünkü kitaplar tek tek çıkıyor. Bir de bu kitapların her birisi farklı bir tarih diliminde çıkmış. Birisi diyelim ki 2001'de çıkmış, birisi 97'de çıkmış, birisi 2012'de çıkmış, 8'de çıkmış. Yani 10-15 yani 2-3 yıl önce çıkan tek bir kitap yok içlerinde yani. Ve bir anda hiçbir yani ortak özellikleri yok. Bunun içinde Yezidi kutsal metinleri var. Doktora tezleri var. Çeşitli Avrupa ülkelerinde yeni kuşak Kürt gençliği üzerine yapılmış olan çalışmaları var. Çaldıran Savaşı üzerine var. Enfal, Irak'taki Kürt soykırımı üzerine yapılmış çalışmalar, Human Rights Watch'un dünya çapında birçok şeyde kabul gören çalışmaları falan var. Bunlar terörle mücadele. Yezidi kutsal metinleri var. Yani hiçbir şeyle ilgisi yok. Osmanlı'ya ilişkin çalışmalar terörle mücadele yasası kapsamına alıyor. Biz tam bunu anlamaya çalışırken işte yasal prosedüre göre itirazlarımızı falan yaptık derken bir kitap daha yasaklandı. 2-3 ay sonra 3 kitap daha yasaklandı ve bütün bu yasaklamalar tamamen tezadüf. Hiçbirisi yeni değil bu kitapların. Yani biz burada merkezimiz İstanbul'da kitabı zaten yasal olarak matbaada sorumlu yani bunu ilgili makamlara ulaştırmakla ve 6 ay gibi bir sınır vardı bizim bildiğimiz yeni yayınlar için. Burada 6 ay değil 6 yıl, 16 yıl, 20 yıl yayınlanmasının üzerinden zaman geçmiş ona rağmen toplatılıyor. Mesela bizim Kürdistan Tarihi diye bir kitabımız vardı. Evet. Biz bunu 2001'de ilk baskısını yaptık. Rusça'dan Rus Bilimler Akademisi, Kürt, Ermeni ve farklı tarihçilerin yaptığı bir çalışma. O zaman bu kitap yasaklandı. Yargılandık, ceza aldık. Nedir mesela? Yani nasıl bir yani terörle mücadele ediyorsunuz? Yani burada propaganda mı diyor? Bir şeyle suçlamaları lazım herhalde bir kitabı yasaklamak eski şeyler için. Daha farklıydı. O zaman daha çok da 301 bazen de işte tuhaf bir şekilde
ırk ve bilmem farklılığı gözeterek toplumu birbirine karşı kışkırtmak gibi çok subjektif şeyler falan vardı. Ama o kitap o zaman biz ceza da aldık. Hatta işte cezamız para cezasına dönüştürüldü. Bir kısmını da ödedik. Daha sonra zaten bu erteleme yasaları ve o AB müzakere sürecinde bir takım iyileştirmelerle birlikte o yasaların önemli bir kısmı kalktı. Ve biz bu kitapların, yasaklanmış kitapların hepsini yeniden yayınladık. 2002'den, 3'ten, 4'ten sonra ve diyelim ki Kürdistan tarihi 4-5 baskı yaptı ve hakkında hiçbir soruşturma kararı açılmadı derken Ayvalık'ta bir yerde birinin üzerinden bulunmuş bir evde mi o da belli değil bulunuyor ve tekrar bu sefer terörle mücadele yasası kapsamında bir yasaklama kararı daha verdi. Diğer 3 kitap Çukurca'da bir sınır karakolunda birisinin Dohuk'tan birinin talebi üzerine bir arkadaşı buradan hediye olarak götürüyor ve orada tutanakta yazıldığı şekilde söylüyorum. Şüpheli tavırlar sandığın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üst aramasına geçildi ve yurt içi kargo bilmem şu kargo şirketinin poşetliği içinde şu kitaplara rastlandı. Emniyete götürüldü. O da gözaltına alınıyor ve 2 ay sonra bize bunların yasaklama kararı. Yani aslında kişiler geliyor. Üzerinden de kişiler derken mesela benzer bir şey Dersim'in kayıp kızları ile ilgili birisinin Erzurum'da galiba evine bir baskın düzenleniyor. Yani evde bulunan kitaplara el koyma gibi bir şey var. Bir çok de, daha komik. Bizim mesela mitolojik bir kitabımız en son yasaklanan Meleklerin Küllerinden. Bu kitap uzun zamandır yok. Yani baskısı yok. Hı. Çok da istenen bir kitaptı. Kars'ta yasaklanmış. Birisi nereden bulduysa cezaevindeki bir akrabasına göndermiş ve orada bir gardiyanın, bir poli, her kimse oradaki görevlinin dikkatini çekiyor muhtemelen. Ama herhalde bakıyorlar burada ne yazıyor falan. Şuna bir bakalım diyor. Mitolojik bir kitap. Yani bırakın siyasi veya terörle mücadele, Osmanlı, Cumhuriyet, Kürtler falan. Yani somut bildiğimiz şey hayata mi? İlişkin hiçbir şey yok. Sadece orada bir ithaf var. Muhtemelen orada bir Kürdistan sözü geçiyor. Uygarlığın kurucusu işte Kürdistan halkına adanmıştır bu kitap diyor. Umarım bir gün arzu ettiğiniz bağımsızlık ve barışa kavuşursunuz. Böyle bir temenni nereden? Öyle bir temenni var. İsteyse bunu görür görmez terörle mücadele yasası kapsamına sokup yasakladılar. Dolayısıyla şu an yani biz bu 4 ayrı yasaklama kararında toplam 14 tane kitap yasaklandı. Biz bütün bunları yasal prosedür gereği bir hafta 10 gün içinde neyse onun avukatlarımız itiraz ettiler ama biz şu ana kadar hiçbirinden somut bir cevap alamadık. Yani İdil'deki mahkeme sanırım yetkisizlik kararı verdi, bir üst mahkemeye yönlendirdi. Onlar da böyle bir dosya yok elimizde. Yani eskiden de böyle bir keyfilik falan vardı ama şimdiki izah etmek gerçekten bizim açımızdan çok güç. Keyfilik dedik. Ben Özlem Hanım'a da sormak istiyorum. Yani bu keyfi mesele zaten yani işte yasayla belirlenen bir takım şeyler var ki onlar da tartışılır tabii ki. Yani terörle mücadele kanununda öyle, Türklüğü hakaret ve aşağılama da öyle. Bütün bunlar çünkü dönemin ruhuna göre kullanılan birer araç haline geliyor. Ama özellikle sizin Susma'daki raporda gözüme takılan şeylerden yani en çok çarpıcı olan şeylerden biri bu Abdullah Bey'in de bahsettiği keyfilik. Yani birisi bir şeyden rahatsız oluyor, şikayet ediyor, birdenbire bir şey yasaklanmış oluyor. Başka böyle örnekler var mı ya da bu keyfiliğe dair başka diye çok var da hani sizden. Evet çok var. Evet. Yani böyle niye anlatacağımı şaşırıyorum bazen. O gün toplantıda böyle susturamadım bir ara kendimi, süre uzadı falan. Yani Abdullah Bey'in verdiği örnekler devlet eliyle uygulanan sansür, çeşitli sansür yöntemlerinden birini örnek verdi. Onun dışında artık yani öyle bir salgın ve anlamsızlık bulut var ki üzerimizde. İşte muhbirlik diye bir şey gelişti yani hep vardı belki. Ama çok daha bugün yaygın yani bir kişinin savcılığa şikayetiyle birisi hakkında soruşturma açılabiliyor. Bir işte festival yasaklanılabiliyor. Bir kitap da, yani inanılmaz bir şey. Hedef gösterme öyle. Daha çok işte medya üzerinden yapılıyor. Bu da neye yol açıyor? Sanat kurumları, sponsorlar, işte sanatçılar daha çekimser davranıyor. Herhangi bir etkinlik yapacağı zaman, işte bir sergi açılacağı zaman daha kapalı.
daha kendi halinde. Aman fazla duyurmayalım. Böyle şeyler evet, de var evet, değil yani mi? Yani işte alanımızı koruyalım gibi. Yani sansürü normalleştirdiğimiz ve hani bir anlaşılır bir şeye dönüştürdüğümüz bir yere geliyor konu. Mesela demin Kürt Tiyatro Festivali yasaklandı demiştim. Hı. Güvenlik tehdidi. Yani bir tiyatro festivali ve güvenlik tehdidi. Yani hani anlamsızlık bulutu dediğim bu. Yani bunun içinde yuvarlanıp aslında yani bir de muhatap bulamamak var. Yani bunun açıklamasını istediğinde kör bir duvar, sağır bir duvarla karşılaşıyoruz. Evet. Belki... Bu tiyatroya ilişkin ben ufak bir gözlemle biraz bir süre önce Diyarbakır'daydım birkaç gün önce. Bildiğim kadarıyla yani son 30 yıldaki tiyatro çalışmaları burada İstanbul'da tarla başında bir bodrum katında 91'de başladı. Jiana Nu Tiyatrosu'ydu galiba. Bu sefer bir hafta önce Diyarbakır'a gittiğimde gene işte bu yer sorunundan dolayı o benzer bir tiyatronun bu sefer galeriye bir alışveriş merkezinin bodrum katında kendine yer tuttuğunu gördüm. Yani 30 yılda geldiğimiz yer açısından bana biraz şey geldi. Yani trajikomik geldi. Bir de şöyle bir şey var. Yani belediyeler dediniz. Mesela Diyarbakır'da gene şey var. Cemil Paşa konağı var. Birkaç sene önce çok güzel. Diyarbakır'ın en iyi, en büyük konaklarından birisi. Çok güzel bir şekilde restore edildi. Biz Cemil Paşaların tüm kitaplarını yani işte Muhtasar Kürdistan tarihinden Doza Kürdistan ve Ekrem Cemil Paşa'nın Muhtasar Hayatım ayrıca onlara ilişkin biyografiler falan yayınladık. Bu konağa ilişkin en ciddi bilgilerin olduğu kitaplar bunlar. Muhtasar Hayatım özellikle 1900'lü yılların başlarında konak hayatı nasıldı, ne yapıyordu, Karemlik kısmı nasıl misal. Çok detaylı fazla bilgi var. Orada bir kitabevi veya bir kitaplık bölümü var ama bu kitaplar yok orada. Evet. Yani şimdi turist miyiz? Yani turistik olarak birisi görmeye gidiyor. Yani merak ediyor burada kimdi bu aile, ne yapıyorlardı, 100 yıl önce burada nasıl bir hayat sürdürülüyordu falan. Bu kitaplar da anlatıyoruz. Bu kitaplar orada yok. Bu da bir şey, evet. Bu da tabii korkunç bir sansür. Yani mesela şey mi, eskiye de bakınca yani siz 95'te kuruldunuz, başında söylemiştik zaten. Şimdi bu kitapların terörle mücadele aracılığıyla şu anda, şu ana kadar 14-15 kitabın yasaklandığını söylüyorsunuz. Burada izleyiciler de şunu merak edecektir. Yani 90'lı yıllardaki çok kirli bir savaşın yaşandığı dönemde gazetecilerin öldürüldüğü özellikle bugün de yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam Özgür Gündem'in bombalanmasıyla evet, ilgili evet. Bir yıl dönümü var. Özgür Ülke. Özgür Ülke'nin. Çok teşekkür ederim. Gazetecilerin öldürüldüğü insanların kaçırılıp yok edildiği ve hala o günlerin hesabının sorulmaya çalışıldığı, sorulduğu cumartesi anneleri de buna dahil olmak üzere. Böyle çok karanlık bir dönem. Orada da o zamanda da bir hukuken işte böyle kitap toplatmaları yasaklayan bir hava vardı. Şimdi karşılaştırdığımız zaman çünkü biz aynı zamanda özellikle hukuki şeylerde, siyasi davalarda geçmişi ve bugünü insanlar kendiliğinden de yani özellikle o günleri yaşayanlar bunu kıyaslıyorlar. Siz mesela bir yayıncı olarak 90'lı yıllarla şimdiyi yani aradan neredeyse işte 20-25 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Neler öne çıkıyor sizce? Nedir buradaki en büyük sorunlar? Yani geçmiş tabii çok problemsiz falan değildi. Çok daha tabii büyük ki problemlerle boğuşuyorduk. Geçmişte biz açıkçası var olma mücadelesi veriyorduk veya bir dili, bir kültürü, edebiyatı, onun edebi ürünlerini falan yok olmaktan. Yani biz bir kitabı kayda geçirdiğimizde, yayınladığımızda içimiz tam rahat etmiyordu. Hı. Ne zaman ki mesela bu kitaptan 15-20 nüsha yabancı bir ülkeye, dışarıya falan gittiğinde tamam bu kayboldu. Bu şeye kadar yani teknoloji ve internetin gelişmesine kadar böyle devam etti. Bizim için en büyük zorluk ne bileyim mesela ben Nusaybin'liyim. Orada liseye kadar okudum. Kamışlı'dan Nusaybin bitişik. Bizim bir yazar vardı. Bedirhani
lerle ilgili kitaplar yayınladığımızı biliyordu. Telefon etti. Dedi ki işte bu Celadet Bedirhan'ın 34'te yayınladığı De la question Kürt diye Fransızca küçük bir broşür var. 40 sayfalık size göndereyim. Çevirip yayınlarsınız. Daha çok iyi olur. Ben hatırlıyorum çocukluğum, yani okuduğum ilkokul, birkaç birazcık böyle zorlasaydınız karşı tarafa atlardınız. Tabii mayın falan vardı. Telörgü ayrı bir şey. Kaçak yollardan o kitabı, küçücük bir broşür fotokopisini Şam'a gönderdi. Şam'dan gene kaçakçılarla Beyrut'a gönderdi. Beyrut'tan Almanya'ya. Almanya'dan biz başka bir adres verdik, ev ve yayın evi adresinin dışında oraya gönderdiler. O şekilde kitabı çevirip bir tarafı Fransızca orijinalini koyup diğer tarafa. Yani çok büyük bir fark var. Şu an bizim o aşamayı geçtiğimizi düşünüyorum. Bir de şu açıdan bakarsanız, yani İstanbul Kürt kültürü ve tarihi açısından, kimliği açısından çok çok önemli bir şehir. Hatta birçok araştırmacı haklı olarak İstanbul'u Kürtlerin kültür başkenti, tarihsel kültür başkenti olarak niteliyor. Çünkü ilk gazete, ilk kitap, birçok ilkler burada gerçekleşmiş. Yani Kürdistan'dan ilk sayısı Kahire'de çıkmış, öbür amajin, bir sürü şey burada sonra devam etmiş. Sonradan özellikle 1980'lerden sonra bu kitapların, bu gazete ve dergilerin yeni edisyonları yapıldı. Çok dikkatlice baktım. Hatta bunu hazırlayan araştırmacılarla falan konuştum. Hiçbir sayıda İstanbul ya da Türkiye'deki kütüphanelerden elde edilemedi. Diyelim ki Erzurum'da var. Esirin Avdeti diye Balkan Savaşı'na katılmış bir Kürt'ün hayatını anlatan bir roman var. Kaydı var ama gidiyorsunuz yok. Kitabı bulamıyorsunuz. Milli Kütüphane'de var. Burada Beyazıt'ta bir sürü yerde bir sürü kayıt var. Ama hiçbirisi buradan çıkmıyor. O zamanlar gerçekten bizim böyle bir kaygımız vardı. Hani bu dilimiz yok olacak, kültürümüz yok olacak. Şu an açıkçası yani öyle bir kaygım olduğunu söyleyemem hele bu çağda. Bugün olan şeyin daha farklı bir tarafı da bunlar elbette çok etkili oluyor bu kararlar. Evet. Çünkü yani Edil'de, Çukurca'da, Ayvalık'ta, Kars'ta alınmasına rağmen buraya bir şekilde tebliğ ediliyor. Buradaki emniyete geliyor, bize tebliğ ediliyor ve bu internet sitelerine ya da illa da gönderilmesi gerekmiyor. Çünkü o zaman kitap, yani bu kitap öldürülüyor. Ölüyor yani. Bir daha basamıyorsunuz. Basamıyorsunuz, dağıtamıyorsunuz. Hatta tanıtımı bile bazen problem olabiliyor. Mesela ben kendi Twitter ve sosyal medya hesaplarım ve Avestan hesaplarından dolayı gene bu sözünü ettiğiniz muhbir vatandaş şeyiyle, marifetiyle yargılandım. 40 tweet ve fotoğraf hakkında gene kitap tanıtımı. Hiçbir yorum yok. Yani sadece şu kitabın ismi, yazarı, çevirmeni her neyse. Burada ne söylemek istemişsiniz Kürt falan diye. Kürt deyince, Kürdistan deyince, Kürtçeden, Kürtçe bir şey yazınca mı? Yani ona da dair bir şeyimiz yok galiba. Ama bu değişebiliyor. Mesela DGM'lerde, gerçek ben hatırlıyorum en son DGM savcısıyla tartışmıştık. Hatta hoşuna da gitmişti bu tartışma. En sonunda bu siyasi bir mesele. Biz buna karar veremeyiz. Ankara karar verir falan. Bu davaların hepsi siyasi demiştik. Yani bu belli olmuyor. Bazen mesela sadece Kürt kelimesi, mesela Kürt aydınlanması diye Celil Celil'in Osmanlı'ya dair çalışmalarını bir araya getiren bir kitabını yayınladık. Cumhuriyete ilişkin tek bir cümle yok. Cumhuriyet dönemine. En son 1914 Madasalim isyanıyla bitiyor sanırım. Ama terörle mücadele kapsamına giriyor. Kürdistan tarihini aynı şekilde şey oluyor. Ama Kürt Ulusal Hareketi'ni yayınladı Chris Kucheran'ın, Fransız bir gazeteci. 20 yıla yakın herhangi bir soruşturma açılmadı. O da geçen sene yasaklandı. Çok değişiyor. Yani mesela bu süre zarfında bu kitaplar eski kitaplar yasaklanmaya başladığında biz şeyi düşündük. Şu kitapta mutlaka, yani yeni hazırladığımız kitaplar için artık öngörülerde bulunmaya başladık. Şu kitap kesin yasaklanır dediğimiz kitaplar hakkında bir soruşturma bile açılmadı. Yani evet. Dolayısıyla bu ne kadar genel bir tavır, nasıl, ama bizim için, yani Türkiye'deki genel anlamda düşünce özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü için çok yıkıcı sonuçları oluyor ve bunun bir an önce çözülmesi lazım. Yani her önüne gelen, yani sıradan bir yerdeki bir savcı, bir mahkeme, hoşuna gitmeyen bir kitabı, bir de yani 9 bir de burada şeyi de, ciddi bir ayrımcılık da görüyoruz. Evet. Yani Türkiye'deki başka bir yayın evini düşünürseniz, mesela herhangi bir yayın evi falan, diyelim ki ilgi çekecek
polisin ilgisini çekebilecek bir kitap da olabilir ama orada şamanizmle ilgili bir kitap hiçbir şekilde yasaklama konusu olmazdı. Evet ama Avesta yayınları ama Yezidi, olunca. Yezidi kutsal metinleri. Yezidilerden yani hiçbir şey yok. Evet yani Yezidi kutsal metinleri terörle mücadeleden dolayı yargılanıyor. Yargılanamıyoruz da sadece yasak. Zaten biz yargılanıp en ciddi cezaları da alsak herhalde sonucu en fazla bu kadar olur. Evet. Yani en başta dolayısıyla en kötü karar verilmiş oluyor. Evet. Özlem Hanım'a dönelim. Tiyatroda, tiyatrolarda görece bir yani sanata baktığımız zaman işte sinemada sinema yasası, televizyonlarda özellikle etik üzerinden o da belli konularda genel ahlak mesela çok önemseniyor. Onun çerçevesi de çok belirsiz tabii ki. Bu yasakları da değinelim. Bir de tiyatrolar var. Demin tiyatrocuların işte Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nun işsiz kalmasına bahsettiniz. Burada da pek çok yani İstanbul'da, Ankara'da işsiz kalan pek çok devlet tiyatrocusu da oldu. Ama bir yandan da bir çaba var değil mi? Yani bütün bu yasaklara, işsizliğe, sistemin dışına itilmeye karşı bir direnç de görüyorum ben. Evet, sevdiğim bir cümleyle başlayayım o zaman tamam. Bölümü. Yani sansür tarihi varsa ona karşı bir direniş tarihi de var. Yani bu olmazsa olmaz. Onun için uğraşıyoruz. Umut onun için var. Yani tiyatro da bana özellikle tiyatro umut veren bir disiplin diyeyim. Özellikle böyle süreçlerde. Çünkü çok dinamik. Çünkü anında tepkisini verebiliyor işte sahneden oyuncular. Gündemle çok senkronize olabiliyorlar. Bugün de özellikle sinema gibi hem işte prodüksiyon masrafları çok büyük olan hem de devlete çok bağımlı bu anlamda işte destek almak zorunda kalan, fon almak durumunda kalan bir sektör. Ama bugün işte bu desteği alamadıkları için işte bir kara liste oluşturulduğunu biliyoruz hepimiz. İşte muhalif yönetmenlere işte ya da Gezi'ye destek veren gibi işte çeşitli sebeplerle bir sürü yönetmen bu fondan faydalanamıyor. Belgeseller yasaklanıyor. Belgeseller özellikle yasaklanıyor. Bugün anlatıyor çünkü işte Suruç katliamını anlatan belgesel, Sur'u anlatan belgesel. Belgesel çekilmeden yasaklanıyor evet, değil mi? Evet, üretim sürecine önce müdahale ediliyor. Sonra da eğer hani o üretim gerçekleşmişse işte onun yaygınlaşmasını engellemek üzerine kuruluyor. Tiyatronun devletle bu anlamda bağı daha zayıf. Gerçi devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarından pek çok oyuncu atıldı, yönetmelikler değiştirildi, oradaki repertuarlar artık yani milli ve yerli. Hepimiz biliyoruz ki ya ayağımız gitmiyor artık maalesef. Oradan çıkan bir takım oyuncular atılan, onların verdiği enerji, alternatif sahnelerin her zaman böyle bir varlığı, oyuncular sendikasının varlığı. O alanı daha dinamik yapıyor ama sinemada işte iki tane film yargılandı. Bakur, Çayan Demirer'le evet. Ertuğrul Mavioğlu'nun yönettiği film 4,5 yıl çok yüksek bir şey yani cezalanmaları, yargılanmaları ayrı bir tartışma konusu ama bir de ceza da çok yüksek. Aynı şekilde Nujin Veysi Altay'ın, Kazım Öz'ü biliyoruz filmi sansürlendi. Buna rağmen o filmin içindeki sansürü deşifre etti. Kültür Bakanlığı desteğini çekmekle tehdit, yani tehdit değil zaten işte bunu ifşa edersen desteği çekeriz dediler. Kaldırdı. Buna rağmen yeni terör örgütü programı yapmaktan yargılanıyor şimdi ve bunun için cezalandırılıyorum diyor. Yani yönetmenliğim yüzünden cezalandırılıyorum diyor. Hapse giren tiyatro oyuncusu da evet, oldu değil mi? Yolcu Tiyatro'dan Cenk Dostverdi 11 ay cezaevindeydi. Şimdi tahliye oldu. Sosyal medya paylaşımları yüzünden yine terör örgütü propagandası. Yine aynı tiyatrodan Ersin Umut Güler de şimdi ceza aldı. Onunki sanırım 11 aydı yalnız söylemiş olmayayım. Nazlı Masatçı aynı şekilde askerlikten soğutma ya da dini değerleri aşağılamak istenen biriydi. O da cezaevindeydi. Orhan Aydın'a yine bir ceza kesildi. Yani ardı arkası yok. Evet. Belki yani bunlar çok çarpıcı örnekler. Yani aslında çok fazla örnek var ama tabii ki yayın süresi bütün bunları anlatmaya yetmiyor. Ama
Bunlar çok önemli çünkü fikri veriyor. Çünkü bunlar bu yıl içerisinde olan hadiseler. Yani evet. Bir de o halle karşı, yani daha önceki raporlarla, daha çünkü bunu siz takip ediyorsunuz artık düzenli olarak. Ki OHAL döneminde adı üstünde OHAL, yani o gerekçeyle OHAL'de aşılarak kullanıldı gerçi. Bir karşılaştırma yapmak mümkün mü? 2018-2019 sanattaki sansür, yasaklama vesaire, onlar arttı mı artmadı mı, bir şey var mı? O gün toplantıda da söylemiştim, hani OHAL süreklileşti, olağanlaştı diyoruz ya, 7145 sayılı yasayla aslında OHAL sürüyor şu anda. Keyfi yasaklar da yine bu yeni yasa üzerinden sürüyor. Sansür de artık normalleşti ve süreklileşti. Yani dolayısıyla böyle tuhaf bir çıkmaz. Bu da tam da otosansürü işaret eden şey. Yani artık hepimiz normalleştirdiğimiz şeyin içinde otosansür yapıyoruz. Ama buna şey yapmanın da bayağı bu işlerle mücadele edenler de var tabii. Yani ısrarla kitap basanlar, yayın faaliyetini sürdürenler, işte bizim gibi yayıncılık yapanlar ya da tiyatro oyunlarıyla. Peki mesela işte görsel sanatlar alanı, işte baktığınız zaman orada da tekrar bir hareketlenme, hani bir takım sanat mekanlarının açılması, işte bu sene Bienal vardı, yok işte efendim contemporary art falan, yani aslında en özgür ve hani Barbaros Şansal'ın deyimiyle sanat politiktir. Ama sanat ne kadar politik olabiliyor Türkiye'de? Orada ne gibi baskılar ve engellemeler yaşanıyor? En kapalı alanlardan biri görsel sanatlar aslında. Özellikle çağdaş sanat, güncel sanat, yine gündemle daha ilişkili sanatlar bile, ya yani disiplinler bile bayağı kapandı. Çoğu sanatçı yurt dışında daha çok sergilere katılıyor, atölyelere ve işte rezidanslara katılıyor. İşlerini dışarıda sergilemeyi tercih ediyorlar ya da mecbur kalıyorlar. Burada da işte kurumun baskısı. Ya baskı demeyeyim de işte çok dikkat çekmeme, daha böyle işte geride. Sanat yahu, görsel sanat yani. Değil mi? Yani evet. Neler dünya tarihinde neler oldu görsel sanatlar alanında ve neler oluyor? Ama şöyle bir şey de var, görsel sanatlar çok böyle işte direkt tepki veren değil. Yani bir zamana ihtiyacı var. Yani doğası da biraz öyle aslında. Bilmiyorum yani 10 yıl sonra bugüne baktığımızda bugün nasıl anlatılacak ya da 10 yıl sonra. Görsel sanatlar alanından önemli şeyler çıkabilir. Bunu Gezi zamanında gördük mesela. Yani tam anlamıyla oradaki yapılanlara sanat demek doğru olmayabilir ama daha kamusal alanda yapılan sanat diyebiliriz. Belki sokağa taşan performansvari bir takım sanat denemeleri diyebiliriz. Yani 10 yıl sonra yerlerden bir çıkış mutlaka olacak diyorsunuz. Ki yine tiyatro bu anlamda bana en umut veren alan gibi görünüyor. Çünkü işte özellikle Kadıköy'deki tiyatrolar belediyenin etkisiyle bir kooperatif kurdular. Daha önce platformlardı. Örgütleniyorlar, yani örgütlenmek gerekiyor. Fakat başka tiyatrolara da birazcık sirayet edeyim. Başka yerlerde, başka ilçeler, aslında başka evet, iller. Yerel çok önemli, yani oralara ulaşmak, oraları da hareketlendirebilmek ve işte o cesareti, dayanışmayı kurabilmek. Üniversitelerde beraber. De ama çok zor mesela etkinlik çok, konusunda evet, konserde, değil mi? Film gösterimleri yasaklanıyor artık. Evet. Yani David Lynch filmleri yasaklandı. David Lynch filmi yasaklandı mesela. Ya da LGBT etkinlikleri. Ha, LGBT zaten LGBT ile ilgili bu yıl çok kabarık bir ihlal şeyi var. Yani hiçbir etkinlikleri, film gösterimleri dahil olmak üzere. O da olağanlaştı. 2017'den beri Ankara'da başladı ve OHAL sonrasında da aynı şekilde devam ediyor. Evet. Belki son olarak da son dakikalarımızda şunu da Abdullah Bey'e sormak isterim. Şimdi yaşadığınız sorunları, sıkıntıları da anlatıyorsunuz. Mesela yayıncılar, ki yani bu da en özgür, yani ifade özgürlüğü adı üstünde. Yani yayın yapmak, farklı fikirler, farklı yazarlar, farklı janrlar var. Buradaki yani yayıncılar arasında bir dayanışma, bir şey var mı? Yoksa bazı alanlarda, bazı konularda biz mesela gazetecilikte bunu yaşıyoruz. Yalnız hissediyor musunuz ya da bu yalnızlığı aşmak için dayanışma anlamında
etkili bir şeyler yapılabiliyor mu? Yani yalnız değil, yapayalnızız açıkçası. Yani en azından 1-2 sene öncesine kadar, ama doğrusunu söylemek gerekirse bizim bir girişimimiz olmadığı halde son 1-2 yılda Türkiye Yayıncılar Birliği hem davalarımızı yakından takip etti ve birçok şeyle ilgilendi. Zaten bu seneki işte düşünce özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ödülünü de bizim yayın evimize verdi. Ama başından beri, yani 96'lardan beri, o zamanki DGM'ler döneminden, ki Diyarbakır'da 99'da kitabevi açtık. Orada da bir sürü yasak yayından dolayı şey yapıldı ve hep davalara yalnız giderdik. Çok da bundan aslında çok da hani memnun diyemem, memnun olunacak bir durum değil, ama çok da hani bu tür şeylerle aslında ön plana çıkmak istemiyorduk. Biz daha çok da işimize yoğunlaşmak istiyorduk. Bizim yayıncıların, özellikle Kürtler ve Kürtçe ağırlıklı yayın yapan yayın evlerinin çok önemli bir sorunu da, mesela Kürtçe'de devlet 91'den 2002'ye kadar, zaten 2002'de Kürtçe yayın yasağı kalktı, 91'de evet, konuşma yasağı kalkmıştı, evet, ama hiçbir yayına ciddi bir müdahale olmadı, bunu görmemiz lazım. Bunun başka şeyleri falan vardı. Biz Kürtçe konusunda sokakta, sivil alanda çok daha kötü şeyler yaşıyoruz. Mesela 2 sene önce Ankara'da Dünyanın Öyküsü diye bir dergi sırf İsveç edebiyatından bir seçkide Kürtçe'ye de yer verdi diye, Kürtçe çevirilere de yer verdi diye kapatıldı. Dergi basıldığı halde toplatıldı, bir şekilde imha ettiler, ne yaptılarsa bilmiyorum, ve biz onu antoloji haline getirip yayımladık. Kitapçılarda, başka yerlerde, özellikle 2003'ten sonra Amerika'nın Irak'a müdahalesinde basının, Türkiye'deki merkez medyanın da çok fazla pompalamasıyla birlikte Kürt imajı çok farklı bir yere sürüklendi ve Kürtlerle ilgili kitap, biz 2003'ten önce çok daha rahat bir şekilde kitaplarımızı kitap evlerinde sergiletebiliyorduk, oralarda dağılabiliyordu falan, çok ciddi bir tepki olmaya başladı. Mesela bizim en rahat şey yaptığımız, hiç zorluk çekmediğimiz kesim basın polisidir. Çünkü belli bir deneyimi var ya da bu işle ilgili eski mahkemelerdir. Ama bir trafik polisiyle karşılaşırsanız çok daha beter bir durum yaşama ihtimaliniz her zaman daha fazladır. Veya sıradan bir memurla, hele bir şekilde galeyana getirip şey yaparlarsa falan, sivil alan bizim için çok çok daraltılmış ve bu çok daha tehlikeli. Yani bizim şeyden zaten bir beklentimiz yok. Eskiden beri DGM'lerden, işte şimdiki Asliye ceza mahkemelerine falan, ama kitapçıların, ki bunlar Türkiye şeyine göre dünya da da öyle, daha demokrat ve ileri şey bir kesim, biz buralarda doğru düzgün kitaplarımızı, şeylerimizi sergiletemiyoruz. Şimdi Kürtçe kitap basabiliyor musunuz şu anda? Tabii, bizim kitaplarımızın onlarla ilgili son, yani bu bahsettiğiniz son 6-7 yılda kaç tanesi yasaklanan son dönemde? Kürtçe neredeyse hiç yasaklanmadı. Aha. 2000 yılında Diyarbakır'da Mehmet Uzun için bir etkinlik yaptık. Aha. Orada çok ciddi bir ilgi gördük. Kalabalık toplandı. Polis müdahale etti. Biz hiçbir kitabın yasak olmadığını söyleyince birer örnek aldılar ve İstanbul DGM'ye o zaman yazıldı. İtirazımız üzerine takipsizlik kararı verildi. Bildiğim kadarıyla 91'den 2002'ye kadar sırf Kürtçe olduğu için yasaklanan kitap sayısı 5-10 tane değildir. Bu da tabii hani Kürtçe'ye şeyden falan değil. Yani Kürtçe yasaklarsa Yemeni tercüman gerekir, tercüme ettirmesi gerekir. Bir meşruiyet, daha fazla meşruiyet tabii vermiş olur, şu bu falan. O şeyle şu ana kadar bizim genelde Kürtçe kitaplar hakkında soruşturma açılmıyor. Ama zaten Kürtçe kitaba gündelik hayatta bir yer verilmiyor ki. Yani bir yeri yok ki yani yasaklansın. Evet, evet. Çok teşekkür ederim her ikinize de yayına katıldığınız ve yani hem kendi tecrübelerinizden, kendi alanlarınızdan ve çalıştığınız alanlardan örnekler verdiğiniz için. Bu sansür meselesi çok önemli. Daha doğrusu sansüre direnmek çok önemli. Teşekkür ederim. Belki son birer söz söylemek istersiniz, öyle de kapatırız. Ben aklıma şey geldi, yani bunu söylemek istiyordum geldiğimde. Tabii. Bu belki Kürtegin bahsetmiştir. Biz bir anket yapmıştık ve anonim bir anket, ifade özgürlüğünün etkisini, işte ifade özgürlüğüne yaklaşımı ölçmek için. Orada katılımcılara şey de sormuştuk, otosansür uyguladığınız bir anı anlatır mısınız diye.
bir katılmış şunu söylemişti. Şimdi otosansür yapıyorum tam şu anda. Çünkü her ne kadar VPN kullansam da bunun hükümetçe yürütülen bir çalışma olmadığından emin olamam. Bizim anket için söylüyor bunu. Yani bu toplumsal paranoya dönüşmüş bir ciddi mesele. Bunu vurgulayarak ben son sözlerimi kullanmış olayım. Çok teşekkürler Özlem Altınok. Umarım bir daha bu tür programlarda da farklı şeyler tartışırız. Mesela Kürt edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki şeyi veya diğer çeviri girişimlerini. Yani gerçekten insanlar da bıktı bu tür şeyler dinlemekten. Doğru. Biz de bu tür şeylerden bahsetmekten bıktık. Yani işte 95 ile 2019 arasında geldiğimiz nokta. Bunun artık tarihe mal olmasını ve oradaki yani kötü sayfalar diye almasını umuyorum. Çok çok teşekkür ederim Abdullah Keskin. İkinize de katıldığınız için. Evet, söz bizim sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.